Uzun bir aradan sonra yeni videomuza hoş geldiniz. İşler güçler derken biraz arayı uzattık. Kusura bakmayın. İnşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Bugün de bayağı bir İtalyan güzeliyle birlikteyiz. Mondello V100 Moto Guzzi. 100 senelik bir tarihi olan bir marka. Yüzden fazla. Tabii şu an 103-104 civarı. Yüzden fazla. O yüzden bir Moto Guzzi'nin tarihine gireceğiz zaten yani onu yapmazsak olmaz. Çok girmeyelim. Dipsiz kuyu seni dinleyelim ama. Biraz gireceğiz. Bu arada motorunu bize getirdiğin için, bu arada da videomuza konuk olduğun için teşekkür ederiz abi. Hoş Ben geldin. teşekkür ederim. Şimdi Moto Guzzi aslında böyle 1. Dünya Savaşı'ndan önce yani 1921'de kurulmuş. 3 tane arkadaş yapıyor yani. Şu an bunu yapmaya kalksak herhalde ben 3 tane adam bulamayabilirim. Öyle cengaver. Üçü de aslında baya yakın. İşte Guzzi var. Ravelli var. Bir de Parodi. İkisi Parodi ile Ravelli zaten pilotlar. Bu arada Kartal'ın hikayesi de oradan geliyor aslında. Guzzi teknik adam. Ravelli test pilotu. Diğeri de aslında zengin finansör diyelim. İşte bir kaza oluyor. Uçak Uçak kazası. kazası oluyor maalesef. Orada Tüh. arkadaşlarını kaybediyorlar. Ardından onun onuruna aslında burada görmüş olduğumuz, şuradan göstereyim. Kartal simgesi Moto Guzzi'ye ekleniyor. Hatta en başında GP falan GP. deniyor. İşte ardından Moto Guzzi'ye dönüyor. Böyle hikayesi bol bir marka. İtalyan olduğu için herhalde. Ya bu arada Moto Guzzi hani yarış başarılarıyla bayağı ünlü bir marka. Hani 11 tane TT, Isle of Man Evet. TT'de şampiyonluğu var. 14 tane dünya şampiyonluğu var. Bir de kazandı 3300 3300 falan hani yarış kazanıyor. ciddi rakamlar yani. Ya bunu da aslında biraz yenilikçi aslında Guzzi'nin ileriye dönük yapmış olduğu şeyler. Bu arada Moto Guzzi'nin motor sektörüne de kattığı çok fazla şey var işte. Orta sehpa var. V8 motor var. O da çok enteresan. Otto silindiri. Aynen. 1958'de 285 kilometre falan yapmış. Böyle acayip bir tasarım var. Onu da yaparken rüzgar tünelini buluyorlar motor için ilk defa. Onun da hikayesi değişik. En son işte 1970'te falan kullanılmış. Şu an açamıyorlarmış çünkü o kadar sesliymiş ki diğer şehirlerden duyuluyormuş. Tabi hala kullanıyorlar da yenisindir büyük ihtimalle. İlk granajı da aynı şekilde Moto Guzzi kullanıyor. Kapalı granaj. Tabi. O Bir V8'de. V8'de. O da getirdiği yeniliklerden bir tanesi. Benzer bir sürü yeniliği var aslında ama tek tek saymaya kalksak ben açıkçası sonunu bulduramam yani. Bir de bir racing motorlarda diyelim. O oturum pozisyonu yine Moto Guzzi'nin Evet. işi. Çünkü aerodinamik olaya girince rüzgar tünelinde sürücünün işte yatması, işte sırtının ovalliği bunları hepsini hesaplayınca sonradan istem dışı zaten aerodinamik işin içine girince oturum pozisyonu o hale. Şu anda yani kullanılan işte Supersport Racing vesaire motorlardaki oturum pozisyonu da aslında ilk Moto Guzzi'nin burada şeyi çok farklı. Yani orada çünkü tünel var. Rüzgar tünelinde bunu test ettiği için insanlar artık oradan yürüyor yani. Tabii hatta Guzzi onun işte yapılması zor dönemde falan filan yine de diretiyor. Hani böyle bir şey yapmalıyız çünkü aerodinamiğe çok önem veriyor. Şimdi oradan da şuna bağlayacağım. Bu motor da aslında aerodinamiğe çok önem verdiklerinin biraz göstergesi. 100 Evet. yıl sonra dahi bunu hala göz önüne Evet. alıyorlar. Yani bağlı kalması eskilere. Bu arada V motor da tarihini şimdi tam hatırlamıyorum. 60'larda başladılar. 60'larda yapıyorlar. Bundan daha önce işte normal. Normal aslında şöyle motosiklette tek silindir. L de var bunda. Motobüste L de var. B var. O var. Bu var. Çeşitli yapıyorlar ama hani şu ikonik olan V bizim motor. bildiğimiz bu blok 60'larda başlıyor. Burada da ikoniklik aslında şurada yine. Yine V motor. Evet. Bu arada Moto Guzzi'nin ilk su soğutmalı V motoru. Bundan öncekilerin hepsi hava soğutmalı. Ama bunda da ona rağmen yine gerek karterde gerek silindirlerde o soğutma petekleri mesela onlar olmasa Moto Guzzi eksik olurdu. Bu Aynı motorda şekilde. bence ne yaparsa yapsın onu sadık kalmış. Bu petek şeyi var ya soğutma o böyle şeyi tamamlıyor. Görüntüyü Çünkü ben tamamlıyor. mesela düşünüyorum onların olmadığını düz yapsa yok yani o zaman Motor olmazdı. oldu. Zaten görsel olarak çok iyi çalışmışlar. Yani neresine baksan bir detay buluyorsun. Adamlar hassas. Yani gerçekten tamam ben İtalyancıyım ama ya tarafsız olarak baktığım zaman bile oturup karşısına kahve iç, çayını Evet. iç.
salat eseri gibi şeyler yapıyorlar. Zaten ürünler yapıyorlar. Jantın şekli. Jantlar, jantlar vesaire. Hepsi böyle çok detay çalışılmış. Bir de bir model V100, 100. yılın anısına yapılan bir motosiklet. Ve demişler ki bundan sonraki bizim mottomuz bu. Bundan sonraki süreçte su soğutma ve benzer motosikletler yapacağız. O yüzden kırılma noktası olduğu için özellikle hani bunu bir amiral gemisi gibi düşünebiliriz. Giriş motorudur ama ekstra bir farklı çalışılmış üzerinde. Hatta o rüzgar tüneli şeyin içerisinde fabrikada müze olarak geziliyor. Rüzgar tünelinin içerisine de bir tane Mondello koymuşlar esmi olarak. Evet, beyaz olarak. Yok, yeşil, es. Yok, beyaz. Beyazdı ya. Ben belki değiştiriyor olabilirler abi. Bilmem. Şu anda beyaz var. Doğru. Ha, belki dediği gibi başka motorlarda. En son ama beyaz görmüştüm. Ha, bu arada Mondello hani bu soğutmalı muhabbetinde de belgeselinde mühendisin kendisi anlatıyor. Kafa şu. B motoru korumalıyız ama çok hızlı bir makine yapmalıyız. Bunu da soğutabilmeliyiz deyip artık evet, soğutmalıya geçtiklerini söylüyorlar zaten. Şimdi böyle bir tarih var. Yani senin dediğin gibi yani Moto Guzzi şimdi yani dile kolay. Yani 100 küsür sene motor yapmışsın. Tarihi anlatmaya kalkarsak bu video ciddi uzun sürer. Evet. Ama biz yine videolarda böyle insanların yine seveceği 2-3 fotoğraf koyarız. Tabii canım. Abi ben ama bir tanesini söylemeden geçmişim şimdi. Onu söyle söylemezsek. Bakayım. Hangisi? Norge modeli. Evet. Norge, evet. Norge yani çok ikonik bir hareket bu. Norge'nin ilk çıkan Norge o Kuzey Kutbu'na gittiği için. Tabii. Ve hiç bozulmamış. Bu arada Guzzi'nin kardeşi yapıyor. Kardeşi yapıyor. Motorla gidiyor geliyor hiçbir şey olmadan. Sonradan çıkan Norge şeydir. Turing'tir. 1200 Norge yapıyorlar. Onu atıf yapmak için yapılıyor zaten. Tabii. Ama şey hani bana göre Le Mans daha şeydir. Hani madem böyle şimdi bu motoru anlatacağız. Aynen, hayır, buna geleceğiz. Da, ama geleceğiz. Bu... Geleceğiz. Buna da geleceğiz. Abi şöyle Moto Guzzi'de bir kere şu var. Ben şunu takdir ediyorum. Yıl olmuş 2024. Sattığı motorlar özellikle klasiklerden evet, bahsediyorum. Yani 60-70'de de aynı motor. Yıl 2024 hala aynı motor. Onlar hava soğutmalı bu arada. Evet. Klasiklerde. O şeyi çizgiyi korumak ve teknoloji ilerledi. Beklentiler farklı. Ona rağmen motor bu diyorsun. Ben bunu satıyorum diyorsun. Alıyorsan al arkadaşım. Ve bunu kabul eden. Ve kabul ediyorlar. Çok fazla insan var. Tabii. Bu arada yani ciddiyet şurada. hani Kaliforniya modelleri falan var da. Bunun dışında aslında konforu işte dayanıklılığıyla o kadar ünleniyor ki Amerika pazarında işte LAPD'ye falan motorlar veriyorlar. İşte oradan geliyorlar bir daha SL muhabbeti aynen, oluyor falan filan. Ciddi bir marka, tarihini çok seven evet, bir marka ve onu da çok seveni var. Moto Guzzi'de Alfista gibi aynen, aynı şey var, onlar da var. 25 binden fazla kulübün olduğu bir Guzzi'de marka. Diyorlardı, değil mi? Aynen. Guzzi'de. Neydi? Guzista. Guzista, Guzista. Guzistalar. Guzista. Onlarda da var. Var var. Yalnız o enteresan. Alfista mesela çok güzel güzel söyleniyor. Sonra biraz zorlama oluyor. Guzista. Tifosi de bana güzeldir ama mesela. Evet. O da güzel oluyor. Ama bu biraz evet dediğin gibi. Bir de şunu eklemek lazım. Bu adamlar hala mesela bu motorları yaparken olabildiğince el emeğine önem veriyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani bu bugün çok az markada kalmış otomobilde de olan bir şey. Ve bunu da zaten fark ediyorsunuz. İşte garanti için adam işte şeyler atmış. Söylediğini boyalar atmış vidalara vesaire. O tip şeyler var. Butik zaten. Butik zaten aynen. Günde maksimum üretim sayısı böyle deli gibi çalışayım desem 130 tane çıkartıyor. Ama ortalaması 40-45 tane üretiyorlar gibi. Evet. Mondello kentinde üretiliyor ve bu kentin geçim kaynağı Moto Guzzi. Aynen. Yani fabrikanın 100 metre ilerisine gidiyorsun, egzoz üretiyor. 500 metre berisine geliyorsun, blok üretiyor. Yani tamamen böyle nasıl söyleyeyim, bizde hani EMC usulü derler ya, o tarz girmiş gibi görünüyor. Bir de enteresan olan Como Gölü'nde, evet, bak Como Gölü'nde o kadar özel bir yer de bunu yapacak. Kimse fabrikayı kapatmayacak, şikayet etmeyecek, sen bu işe devam edeceksin. İtalyanların da bu kafasını çok seviyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu hani Türkiye'de neyle eşleştirirsin bilmiyorum da sallıyorum. Yani Marmaris'in ortasında motosiklet fabrikası düşün. Evet. Bak öyle düşün. Yani öyle bir yer ki bütün zenginlerin geldiği bir özel bir yer. Tabii öyle güzel bir yerden de
Güzel daha şey. Güzel motor çıkıyor. Bir de güzel yanı şu, ulaşabileceğimiz makineler yapıyorlar. Evet, çok iyi. Yani tabii. Bu hani özveriyle yapılan motorların ulaşılabilmesi de çok güzel bir şey. Yani belki bunun ayarını da değerlendirmek istediğin zaman Ferrari'ye falan gidiyorsun. Tabii. Alabilir ya, miyiz? Mümkün değil. Tabii. Ya şöyle de bir durum var. Bir de İtalyanlar bu şey kısmında çok başarılılar abi. Bu yani hikaye var. Bunu ben her seferinde yani benim, sen yıllarca beni tanıyanlar mısın? Yani şimdi isim marka vermeyeyim de X o motor bu motor. Piyasaya giriyor. Abi hikaye yok. Hiçbir şey yok. Boş. Evet. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki biraz önce Melih'in anlattığı gibi yani üç arkadaş bir hayal kuruyor. Sonra ikiye düşüyorlar. Bu ikisi bir şeyler başarıyor. Bu bir hikaye. Ve bu zordur bunu yapmak. Abi bugün tamam mı? İşte belli başlı makineler var. Satın al. Burada da yaparsın. Bu motoru da yapabilirsin. Bak net söylüyorum. O yüzden artık hikaye yok bu işin içinde. Evet. Hikaye eskidendi. O yüzden bu motoru mesela sen aldığında o hikayeye dahil oluyorsun. Kesinlikle. O yani senin Como Gölü'ne gitmesen de oradan bir parça almışsın. Oraya dahil oluyorsun. O hikayenin parçası oluyorsun. Onu anlatıyorsun. Orada mutlu oluyorsun. Ve yani motora baktığında kafanda lan diyorsun bunu şimdi şöyle yapmışlardır. Ortamı biliyorsun. Video izliyorsun sonuçta. Bunun güzelliği burada. Çünkü İtalyanların genel olarak en güzel yaptığı şey hikayeleri. Evet. Aynen öyle. Biraz da bunu anlatalım. Evet. Hadi. Biraz da bunu anlatalım. Aerodinami dedik. On dedik. Evet. On dedik. Torku, beygiri. Torkuna, beygirine gelmeden önce. Abi ya şu kanatçıklar nedir ya? Evet, kanatçıklar. Ya gerçekten aerodinamiğe bu kadar hani görünce ben dedim bu ne? Hani haydi spor arabalarda tamam işte belli bir hızdan sonra kalkar, downforce yaratır falan filan. Motorda görünce iş değişti bende ya yani dedim helal olsun baştan. Görüntü çok güzel. Bu arada ciddi anlamda da basınç uyguluyor. Hani bayağı işlevsel bir şey aslında. Önü sadece basıyor artı şeye de iki iş yapıyor. Yani hem sürücüyü kolluyor hem motoru da birazcık basıyor. Basmıyor diyenler de var. Sadece sürücüyü kolluyor diyenler var. Ama açıkçası o bana pek şey gelmedi. Çünkü açısal olarak baktığında şimdi oradan kanaldan geliyor. Şimdi sen bunu böyle olduğunu düşün. Buradaki rüzgar zaten basar buna. Aynen. Yani onu aşağı şey yapar. O yüksek hızlarda ön tarafı baskı. Zaten ihtiyacı var çünkü motorun. Evet. O. Çünkü oturma yeri arkada. Motorun ağırlık merkezi üstte ve geride. Buna bence ihtiyaç var. Yani o şey yapmamış adamlar. Ya bunu hani böyle bir süs püs yapalım da. Yok alakası yok. Onu gerçekten hesaplayıp yapmışlar. Zaten süsle püsle maliyet arttıracaklarını yani, zannetmiyorum. Yani o işlevsel yani. Ben kullanıcı deneyimi olarak söyleyeyim. Ben şimdi ikisini de test etme şansım oldu. Kapalıyken bir kere dizlerin ve belin çok fazla rüzgar alıyor. Ama açıkken bu neredeyse sıfıra yakın şekilde kesiliyor. Ve bu araçların yaratmış olduğu türbülanstan inanılmaz az şey görüyorsun, etki görüyorsun o açıkken. Yani onun şeye ben diyemem. Kendi deneyimi olarak söyleyeyim. Hani bir aerodinamiğe etkisi yok diyemem. Kendimi geçtim. Motorun kullanım stili konusunda da özellikle de o şey kısmında çok büyük faydası var. Ya illa canım hani aerodinaminin yaratıcısı neredeyse. Tabii. Türbülans konusunda çok faydası var. biraz şey anlattım hadi. Neler var anlat. V motordan başlayalım. Anlat. 1042 cc, 115 beygir, 105 Nm tork. Su soğutmalı, ilk su soğutmalı Moto Guzzi. Onun dışında... Ama buna şey de ilave edebiliriz. Aslında bakarsan evet ağırlık olarak su ama hava soğutması da var. Var. Her türlü soğutmaya çalışıyor. Hava da geliyor orada. Onun dışında maksimum hızı 240 civarı evet. Zorlayınca. 233 kilo bir ağırlığı var. 17 litre yakıt depomuz var. Yani sitede yazdığına göre 4.7 litre ama şimdi onu sana sormak lazım abi. Yavaş yani, gidersen 5-5.5 rahat yakar. Yani gider misin bu motorla? Orası tartışılır. Yani şöyle ben kendi açımdan söyleyeyim. Normal gidersen 5.4-5.3 o aralarda geziyor. Ama gazlayarak gidersen 6.5-7. Yani. Ama 7'yi geçmiyor onu söyleyebilirim. Şehir içi trafiğinde ne yakıyor ona hiç bakmadım açıkçası. Bak bundan sonra. Bunun da bir testi lazım. Yani şöyle ben çok yakıta yani özel severek aşkla aldığım ürünlerde genelde pek yakıt hesabı yapan bir adam değilim. Biliyorsun yani yıllarca benzinli araç kullandım. İnatla LPG'ye geçmedim. Bunun için de aynı şey geçerli. O yüzden yani biraz böyle keyif aldığım için açıkçası sadece gidip doldur diyorum yani. Yani aynen öyle.
Ama deposu küçük. Yani onu kabul edelim. 10 yıl. Yani İstanbul'a gittim. İki kere benzin almak zorunda kaldım. O birazcık daha bir tık büyük yapsalarmış. Evet, ama o İyiymiş zaman yani. biraz Yok. Evet. Yani dizayn da Dizayn de bozulabilir. bozulacaktı. Evet, aynen öyle. Yani bu CC için bence küçük depo. Frenler Brembo. Ha, 10 önde numara. çift disk 320 mm. Bu arada arkada tek disk 280 mm'miz var. Şaft aktarmalı bir sistemimiz var. Bu arada her zaman... Brembo'ların üstleri de Brembo. Evet. En son çıkan sistem o. Aynen son sistem. Baya hani efektif olması için. Frenler çok güzel. Frenleri bomba. Onun dışında ekstradan... Şaft aktarmayı çok eskiden beri yaptığı için gerçekten muazzam çalışıyor. Ya bir de sport touring gibi bir makinede bu hani Güzel bir şey. sürekli zincir bakımını yapmamak açısından baya aslında büyük bir artı. Peki S ile arasındaki farklar? Ha, ona da gelelim. Bizim şu an önümüzde duran beyaz V100 modeli. Bir de bunun V100S modeli var. S modelinde Öhlins'ler geliyor. Elektronik. EC20 modeli. Evet. 2.0. 2.0 aynen. Oradan baya işte Modlarla girip hem detaya girebiliyorsun, evet. onunla birlikte zaten MAA sistemi geliyor. O da telefon bağlantısını işte elektronik falan düzenliyor. Bir de quick shifter geliyor. Aynen. O zaten bomba yani. O Evet. Öhlinsler yeter yani. Hiçbirinde ama şey yok. Yine bu anahtar olayı var bunda. Ha, bunun bir eksisi Ya şu Keyless Go yok. anahtar, ya hadi onu yapma, tamam, anahtar yap. Şu anahtar biraz daha böyle. Mesela bu motorda böyle Chrome BMC, böyle biraz daha böyle şey aradım. Yapılabilirmiş, Yani şöyle gösterirsek evet. anahtarı. Yani tam Çanta şu, anahtarı gibi. yani şu anahtarla şunu hiç Evet. yakıştıramıyorum. Yani bunu mesela böyle diyelim bir sürü motorcu olsa, hani bunun anahtarını bul deseler asla şuna gitmezdim. Yani. Hani bu değil derdim ya. Bunu Bu yapmamış olmaz derdim. olmaz. Yani bu bana göre, ben şeye çok takılmıyorum. Bu güzel bir şey. Ben hani o kadar şeyci değilim yani. Ya Ama Keyless Go konusunda ben de sana katılıyorum. yani o kadar Anahtar o. olunca biraz daha böyle hoş oluyor ama Ama bu bu olmamış. yani Ben bak aynısını yani diyorum. şuradaki logodaki gold olanı buna ver. Böyle bir şey yap. Orada şey Evet, var. aynı fikirdeyim. Hatta aldığımda ilk sana söylediğim eleştiri ne? Evet. Oydu yani, anahtar. Anahtarı verdiler. Lastikleri fabrikasyon, yani Pirelli'nin iyi bir lastiği. Zaten GT2. Aynen. Yani Angel Angel GT'ler. GT2. Onlar güzel lastik. Aslında motorda böyle dandik bir şey yok. Motorda tamam, işçiliğe böyle kusur bulacak bir şey de yok. Görsel olarak hiçbir şey bulamıyorsun. Bunun süspansiyon galiba ayarlı ama manuel Aynen. V100 modelinde normal. ayarlı. Manuel ayarlı. Elle. Motorda zaten oyuncak var bunda. Modlar var. İşte yani Nasıl o aktarıyor? modların içerisinde de yine ayar yapabiliyorsun. Cruise kontrol var. Elcik Ejik ısıtma var. modeli. Şimdi o noktada oyuncağı bol. Anladım, evet, Ekipman, elektrik. hani bu S'ten bir altı gözüküyor ama bunda da yine bir sürü oyuncak var. Tabii. Yani senin dediğin gibi öylesi yok. Quick Shifter shifter yok. yok. Bir de ekrana telefonu bağlayamıyorsun. Onun dışında her şey aynı. Aynen. Ha, beygir fark etmiyor bu Tabii, arada. onun performansında bir değişiklik yok. Sele enteresan. Yani sele rahat. Bir de yani şu büyüklükte ciddi oynuyorsun. Ha, bu arada tabii sen de ben de iri insanlarız. Şimdi tabii mesela sen binsen motorda çok daha güzel durursun. Kesinlikle. Şimdi videolarda Estağfurullah. insanlar şimdi benim gibi böyle iri bir adamla seyrediyorlar maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Ha, orada da şöyle ya, düşün, ben 1,85, 125 kiloluk adamla o görüntü bu. Yani sen binsen daha yakışıklı olur. Ben Biz yani biz şeye pek yakışmıyoruz. Yapacak bir şey yok. Estağfurullah. Sadece test ediyoruz. Ama ben üstüne oturduğumda, yani bunu kullandığımda bugün, dinamikleri gayet başarılı. Gerçekten yıllar yıllar sonra, bak açık söylüyorum. Bu arada yani ne ben ne de Murat Motoguzi'yi ilk defa gören adamlar değiliz. Ben zaten Almanya'dan çok haşır neşir olduğum bir markaydı Motoguzi. Ama Motoguzi'nin hani böyle bir pik yaptığı, tarihsel olarak çok böyle ciddi şeyler var. Sonra ama negatife döndüğü anlar var. Oradan bir türlü böyle çıkamamıştı yukarı. Bu işte Apple'in Bununla, yani alınması bununla falan. bu yine aynı şekilde mesela şeyi de çok başarılı buluyorum. 85 TT. Çok güzel bir Aynen. Enduro. Stelvio'da, daha önce eski Stelvio'yu biliyorum.
Yenisi, ha, yenisini kullanmadım ama mutlaka çok iyidir o da. Yani bunlarla bir şeyler yapıyor. Ha bu arada güncel olan eski klasikler, kafe racer'lar zaten onlar bomba. Yani bir klasik bir şey istiyorsam böyle kafe racer tarzı vesaire kesinlikle Moto Guzzi. Yani hatta şöyle söyleyeyim, birçok marka yaptı. Hani Kawasaki'yi severim biliyorsun. Kawasaki de yaptı ama yok abi Moto Guzzi'nin ki tamamen o yıla götürüyor seni. Tabii Z650 yani RS'ler. Ben size söyleyeyim, motordan anlamayan bir adama desen ki motor 1970, bunu garajdan çıkardım dese yutturursun. Evet bu arada. Bak, net yutturursun. Adam bağ olur eder, iyi bakmışsın motora der. O kadar aynı anasını satayım, tamam mı? Fakat dediğimiz gibi yani bu beygirler, bu güç, bu gerçekten Moto Guzzi'nin yıllardan beri yapamadığı bir şeydi. Yani o yüzden bu çok güzel oldu. Bugün de kullandığımda o güç dinamini hissettim. Yani muhteşem bir şey vardı. Nasıl diyeyim ben sana? Yani ben dedim evet dedim yani. Sonunda güzel yani, bir moto. Giden bir Moto Guzzi. Giden bir Moto Guzzi oldu. Şimdi şeyde öyle bir şey olmuyor mesela. Cafe Racer'da ne gidecek abi zaten. Ama orada öyle beklentin yok. Aynen. Ama bu şimdi buna spor turu diyorsun. Benim en çok beklentim şu. Bunu yaptı ya. Böyle diyorum yine acaba eski Le Mans tarzı bir şey yapar mı? Yakın zamanda. Mesela yani. Grizzo'yu çok severim. Evet. Çok güzel. İşte hani şunla Grizzo. Biraz daha böyle hani kafa garanacı olsa daha böyle sportif. Şey olabilir yani. Belki yaparlar bilmiyorum. Yani bak. Ama şu anda şey güzel. V7 Corsa diye bir model var. O dediğine biraz yakın. Arkada işte çantanın kapağı, ön tarafta o tarz bir garaj kafası. Ondan sonra farın yapısı vesaire. Aslında yapıyorlar ama bu güçte yani daha önceki bahsettiğiniz Grizzo gibi bir güçte bir şey yaparlar mı bilmiyorum yani. Ya bu şimdi bunu yani binlikte sınırlandırdığı için daha fazla güç alabilir mi? Alamaz gibi geliyor bana. Çok zorlar. Yani biraz hacmi arttırması lazım çünkü çift silindirden bu kadar alırsın. 1200 cc'leri de var. Var ama 1400 de var. 1400 de var. Yani. Ama onlarda zaten şey. Amerika piyasası için. Ama onlarda güçle şey yok. Adamın tork değişi var. Aynen, 2000-3000 diye burada torku versin istiyor da. Aslında ben daha sportif da kafada düşünüyorum. Evet. Hani bakalım neler olacak. Senin negatif bulduğun bir şey var mı motorda? Benim negatif bulduğum bir şey var mı? Dediğim gibi bir deponun ve anahtarın olayı. Deponun küçük olması. Onun dışında aşk yaşıyorum. Onun diyorsun. Dışında ben kendisiyle çok mutluyum. Hatta ciddi düşünüyorum. Geçen Burcu ile çıktık eşim. O da inanılmaz rahat etti. Ben hani onun bu motorda rahat edeceğini açıkçası düşünmüyordum. Çünkü hani, ama sen de çok güzel. Evet. Yani, sen de güzel abi. Ve hani çok öyle yavaş da gitmedik işin gerçeği. Ona rağmen hani hiç en ufak bir şikayeti olmadı. Bu arada artçı selesi de geniş. Artçı için de çok rahat. Yok sele şey güzel. Bu arada şunu da söyleyelim. Şuradaki şeyler var ya siyahlıklar. Siyahlıklar. Bunun da mesela şeyini bu olayı çok sevdim ya. Yani çantaya çıkar hiçbir şekilde ortada hiçbir şey yok. Evet bir denge yok ortada. Girmesi falan filan buraya giriyor. Burası gözükmüyor şimdi. Bir, iki. Şurada da şey var dayama şeyi. Yani o kısmı mesela çok güzel. En sevdiğim şey bu. Hani çok yakışıyor çantada. Çanta çok yakışıklı. Bak çanta çok yakışıklı. Ama çantayı çıkarınca da çantayla alakalı iz yok. Onu çok seviyorum. Aynısını Kawasaki yaptı şimdi. Evet. Versus'ler de var. O var. O VFR'e de yapmıştı. O da güzeldi. Hı-hı. Aslında o moda oldu zaten. Şu anda en güzeli o. Yani iz bırakmıyor. Çünkü dizaynı bozmuyor. Ha bazılarında mesela dizaynı bozmuyor ama çanta çok çirkin oluyor. Evet. Bunun çantası çok güzel. Çantalısına bayıldım. Onun dışında farlar filan zaten stop. Bullet. Bunlar, ya şu arka stop çok güzel. Arka stop şaheser. Bak bundan iki tane alacaksın, tamam mı? Aynen. Bir arabaya adapte edelim biz bunu. Olur. Acayip güzel dur be. O bomba. Bu çok ama güzel. Ben arkadan duruşunu önden daha fazla beğeniyorum. Bu motor arkadan baktığında arkası daha güzel. Çok arkası yakışıklı yani. Bak abi zaten ben sana bak şöyle bir şey söyleyeyim. Kuyruk kısmı. Şöyle bir fotoğraf çekersen, evet. Arka kuyruk stop, can. Burayı çekme, bunu racing de racing. Tur de tur. Ne dersen de. Ne evet. Hepsine uyar. Burası bambaşka. Önü kötü mü? Hayır. Enteresan bir şekilde. Bunu kafadan baktığın zaman o hatlar da müthiş güzel. İyi. Bu arada evet. Hani arkadaki led güzel. Öndekinde de tabii selamlamasıyla bir aralar çok kartal tabii yapıyor.
O bile ayrı detay. Bu arada bugün ben mesela bunu böyle baktım ettim filan sistemi. Viraj ABS'si güzel çalışıyor. Tamam. Ondan sonra normal ABS sistemi, fren sistemi güzel. Arka fren biraz zayıf kalıyor tek şeyine. Evet. Ama şey değil. Sorun teşkil edecek bir şey değil. Önler ama çok güzel böyle hemen kapıyor. Gidon ne çok geniş ne çok ufak böyle orta. Şehir içi trafiğinde çok rahat ettirir. Aynen. Yormuyor. Evet. Titreşim yani böyle bir motor için yok yani acayip az yani çok az yok diyebileceğimiz kadar normalde şey yapar. Ha tabii böyle boxer motorlarda veya V motorlarda yan böyle durduğu zaman tabii ki gaz ve bırakmada motorun şimdi ona gelecektim. Ha, o var şey mı? Var. O var. O zaten kaçınılmaz bir şey biliyor musun? Bak onda hatta bir önceki videolarımızda Triumph'ta da vardı o. O düz durduğu için çünkü motor saat yönünde bir çekiyor, kompresyonda bir tarafa yaslıyor. Evet. Bunu da düşün şimdi, sen böyle bir motorun var. Lan bir böyle yaslıyor, bir böyle yaslıyor. Yani gaz bırakıyorum bir tarafa, gaz veriyorum bir tarafa. Onlar, ha bu arada o hoşuna da gidiyor. Mesela durduğun yerde gaz verince altında böyle bir sallanan bir şey. Böyle. Bu Amerikanlar arkadaş, gibi. Amerikanları sever aslında. Öyle bir... Onun böyle şeyi var, o hoş... Yani ben mesela rahatsız olmuyorum. Hoşumun gibi gaz oynaması. Altta böyle bir güç, bir canavar hissi. Şeyi seviyorum ben mesela. Normalde hiç yaptığım şey değildir. Bunu aldığımdan beri yapıyorum. Hafif böyle tatlı gidiyorsun. 40 falan. Boşa atıyorsun. O motorun çalışması sanki senin motorun üzerinden al. Kendisi o motorun çalışmasıyla gidecekmiş gibi. Evet. Öyle bir hissiyatı var. Sadece şeyde hissediyorsun. Çok yavaş sağ dönüşlerde bir tık fazla gidiyor. Ama o yavaş dönüşlerde var sadece. Ya yavaş dönüşlerde hızlı olmaz. Yavaşta aynen. Gaz verip bırakmada makinenin böyle bir şey yaptığını aynen, hissedersin. Aynen. Tam dengesiz hali. Yani o normal ama. O yani çok ama yavaş dönüş. Ama onu da bozmuyor yani öyle çok abartı aynen. Değil. O hani seni o şey yapan bir şey değil. Aynen. Yani böyle panik yaptıracak panik yani. Halde bir şey değil. Ben seviyorum o hissiyatı. Yerden yüksekliği aslında çok yukarıda değil. Yani ama normal trafikte de böyle çok da böyle hani... Alçak diyemem. Ama asla bir enduro gibi değil, değil. Onu söyleyeyim. Kafa aynen. Da öyle değil. Dolayısıyla şey avantajı var. Hani uzun yolda hız anlamında stabil gidiyor. Bunda mesela ben şöyle söyleyeyim. 160-180 bandında inanılmaz rahat gidersin. Çok elin rahatmış. Altında da gaz var yani. Aynen. Bayağı da gaz var. Evet. Böyle temiz bir torku sürüş. Çok güzel. Temiz sürüş yaparsın. Ha bu arada hız falan deyince önde bayağı elektronik. Ön tur camı var. Tabii cam yukarı kalkıyor, yani iniyor. Bu arada bunun siyah versiyonu çok böyle tavsiye edilmiyor. Bayağı rüzgar yiyormuş. Bu bundaki bu yüksek. Bir yüksek. Hı-hı. Bu okey. Bu bayağı normal yani. Kesiyordur diye. Aynen. Gayet. Burada hani şunu da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii Türkiye'de Moto Guzzi. Şimdi Murat, ben tabii çok eski tanıyorum. Odasında posteri, Moto Guzzi posteriyle uyuyordu. O yüzden Moto Guzzi'ye karşı şeyi fazla. Benim ayrı bir şeyim var. Sen ama çok hayallerim vardır kendisine. Aynen. Nasip oldu. Aynen öyle. Aynen. Rüyalarım ama, gerçek oldu. Size de inşallah. Allah herkese istediğini nasip etsin. Gönlüne göre versin. Aynen gönlünüze göre versin. Ama şöyle bir şey var abi. Türkiye'de şimdi Moto Guzzi'yi gerçekten anlatmak. Şu anki distribütörü iyi çalışıyor. Hiçbir soru yok. Evet. Ama yani insanlara şimdi sunuyor. Bu motor aslında şimdi mesela enteresan MT09 ile Tracer. Yani Tracer 9. Tracer 9-10 ile şey. Tabii aslında teknik olarak hiçbir alakaları yok da. Ama güç, hacimsel vesaire o şey. Ama şu parantezini açalım. O da sport touring diye geçiyor. O da geçiyor ama yüksek. Günümüzde şöyle bir şey var. Artık adventure'ları sport touring'e evirdiler. Aslında şöyle bir şey bak. Stelvio'da ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Dikkat ettin mi Stelvio'da ne yazdığını? Bak bunda spor touring yazar. Evet. Stelvio'da, Moto Guzzi Stelvio'da tamam mı? Enduro touring yazar. Evet. Şimdi enduro touring mesela o dikkatimi çekmişti benim. Ve Moto Guzzi'yi gerçekten sonunda dedim buna bir doğru bir tarz koydular. Aynen öyle. Enduro touring. Bak. Lakin tamam mı? Normalde diğer markalar saçma saçma motorlara bak. Saçma saçma derken şu anlamda. Motor saçma değil. Ama o segmentte saçma oluyorsun. Her şeye spor touring demeye başladılar. Ha, hızlı gidiyor tamam. Spor touring, spor touring değil abi. Enduro touring var onun içinde. Enduroculuk var. Adam arka lastiğe tamam bir şey. Bak bu motorla açık söyleyeyim. Bu motorda şimdi tam. Yani patikada gideriz biz. Racing'de de gideriz. O bir şey değil.
Ama bu motora tamam mı, sen ne lastiği koyarsan koy, toprak lastiği, bu toprakta gitmez. Yok. Alçak çünkü, tamam mı? Tabii karteri materi. Süspansiyon çalışma mesafesi, yükseklik falan hiçbiri ona uygun değil. Bu spor touring. Ha spor touring'de bu motor turu bana göre %60-%65 tur ağırlıklı. Gerisi spor. Tamamen böyle sportif de diyemem. Ağırlık olarak sportif de diyemem bu motora. Ama spor touring sıfatına uyuyor bu abi. Yani. Abi bu net. Tabii. Ama sen, mesela işte X bir makine. Abi makine leylek gibi. Bildiğin enduro. Lastik tamam mı? Yani bakıyorum lastiğe, evet işte %60 yol, %40 toprak zemin lastiği takmışsın. Spor touring diyorsun. Abi spor touring'de toprak lastiği ne iş var? Niye? Yeah. Ona enduro touring. Ne güzel bak, enduro touring. 10 numara 5 yıldız. Tabii canım. Zamanında Yamaha TDM 850'ler falan vardı. Ki bende de bir ara eski Multistrada vardı. Evet. Biliyorum. Abi onlar da mesela. O motor tamam mı? Şey değil. Yani enduro yapamazsın onunla. Ama şey de değil. O yüzden adam demiş ki bak, ortaya bir bok bulamayınca Multistrada demiş. Bak. Evet. Erçeğe gülüyor. Şimdi bak o, yani adam yaparken demiş ki bu işini çıkamıyoruz biz. Bu da olmuyor, o da olmuyor. TDM 850 mesela onunla eştir. TDM 850'ye de mesela ne spor touring diyebiliyorduk, ne enduro diyebiliyorduk. Karma, bunlar böyle birkaç markanın böyle motorları var. Ama şu anda baktığımda gerçekten şöyle motorlara ihtiyaç var. Tabii motorla ilgili bu bizim ülkede biraz daha şimdi daha yeni diyelim. Zamanla bunun ne kadar dayanıklı olduğunu göreceğiz. Servis yedek parça ne kadar iyi olduğunu göreceğiz. Piyasa olarak da şeydeyiz. Artık Mayıs'ın sonuna geldik. Bu video çekiliyor. Yani 2024 Mayıs ayı. 2024 Mayıs sonu. Bunlar 600-700. S'ler de 700-800 civarında. Aynen. Bir 100 bin aslında daha. Çok uçuk bir para değil. Evet, bugünlük bu kadar olsun ya. Aynen, bence yeterince. Evet. Yani Mondello zaten kendini gösteriyor. Böyle yani şekilde falan. Şu jantlara böyle hani harbiden bakmaya dayamıyorum. Jantlar çok güzel. Jantlar çok güzel. Jantlar çok güzel. Jantı motoru aldırır muhabbeti. Evet. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Abi tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Emanet ettiğin için. Teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz sizlere de teşekkür ederiz. Bunca zaman beklettik. Kusurumuza bakmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, işte yorum yapmayı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi yazmayı, bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.